Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Çok sağ olun. Başarılar. Teşekkürler. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, öncelikle hepinize güzel bir İstanbul günü diliyorum. Çok kıymetli Özgür Çelik Başkanımıza hayırlı olsun ziyareti için. İstanbul İl Başkanlığındayız. Önümüzde çok özenli bir çalışmaya muhtaç bir takvim var. Çünkü 2024 seçimlerine Ekim ayını artık saymaz isek 5 ay kaldı. 5 ay sonra büyük bir yerel seçimi yaşayacağız. Bu yerel seçim öncesinde İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Temmuz ayının ilk haftasından itibaren başlayan ve neredeyse 3 ayı aşan bir takvim üzerine il başkanlığı seçimini yaptık ve burada il delegelerimizin takdiriyle çok gerçekten başarılı bir ilçe başkanlığı dönemini yaşamış olan Bahçeli Evler'de İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisinde her yönüyle ilçesinde yaşayan insanlarını, ilçesindeki örgüt üyelerini çok dert edinen bir bakış açısıyla hizmet eden önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler ilçe başkanımızı İstanbul İl Başkanımız olarak seçti. Ben bütün delegasyona, İstanbul İl Kongresi'ndeki delegelerimize coşkulu, kalabalık, yüksek katılımlı, kimine göre İstanbul'un gelmiş geçmiş en kalabalık, coşkulu ve enerjisi yüksek kongresini yaşattığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu kongrede de Özgür Çelik Başkanımızı il başkanlığına seçtikleri için de teşekkür ediyorum. Başkanımız defalarca dile getirdi. Artık o oy veren vermeyen bir ayrım olmaksızın bütün Cumhuriyet Halk Partililerin ve Cumhuriyet Halk Parti örgütü üyelerinin il başkanı. İstanbul İl Başkanlığı kıymetlidir. İstanbul İl Başkanlığı kıymetlidir. 2024 yerel seçimlerinde büyük bir hazırlıkla, güçlü bir hazırlıkla hem bu zor koşullarda, zor ortamda Türkiye'nin ekonomik olarak zorlandığı, siyasetin okunması ve analizi noktasında da belli tepkilerini ve kaygılarını dile getirdiği toplumun bir ortamda Özgür Çelik Başkanımız da omuz omuza vererek inşallah İstanbul'umuzu tekrar güçlü bir 5 yıla kazanarak hazırlayacağız. Tabii sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak ya da belediye başkanlığını kazanmak değil, aynı zamanda hem İstanbul Meclisi'ndeki çoğunluğu elde edecek seviyeyi elde etmek. Tabii bunun için de İstanbul'daki sahip olduğumuz ilçe belediyesi sayısını umut ederiz ki en az 2 katına çıkartmakla ilgili de güçlü bir eforu, çabayı, çalışmayı, metodu geliştirerek yol yürüyeceğiz. Ben iyi biliyorum ki Sayın Özgür Çelik Başkanımız da akla, bilime, tekniğe, veriye kıymet veren bir yol arkadaşımız. Ve tekrar umut ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin gördüğü en uyumlu, en tutarlı, en prensipleri yüksek, parti disiplinine uygun, toplumun beklentilerini karşılayan il başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmasını ortaya koyacağız. Ben kendi adıma böyle bir iddiayı da belirtmek isterim. Zira aynı iddiayı koyma karakterine sahip olduğunu bildiğim Sayın Özgür Çelik'e karşı da bunu söylemek benim için çok değerli. Çünkü tabiri caizse biz birbirimizi biliyoruz ve hazırız. Başarılar dilerim. Yol açık olsun değerli başkanımız. Çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Hoş geldiniz. Nazik ziyaretiniz için ayrıca sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle
hem bu ziyaret için teşekkür ediyorum hem de 4,5 yıla yakın zamandır İstanbul'da çok tarihi bir mücadele veriyorsunuz. 2019 yerel seçimlerini değerlendirirken iptal edilen seçimlerin size, bize ve İstanbul'a bir zaman kaybettirdiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Tabii bu 4,5 yıllık zaman dilimi içerisinde ülkemiz ve dünya beklenmeyen olaylar yaşadı. Bir salgın dönemini atlattınız. O salgın döneminde Büyükşehir Belediye'miz çok büyük bir mücadele verdi. Bir deprem yaşadık hepimizin yüreğini yakan. Aslında normal zamanların ötesine geçen bir süreç yürüttünüz ve bu süreci yürütürken hem gecikmeli başlamanız hem de meclis çoğunluğu iktidar partisinde olduğu için çeşitli engellemelerle karşı karşıya kaldınız. Bu engellemelere rağmen İstanbul'da 4,5 yılda çok büyük hizmetler ürettiniz siz ve arkadaşlarınız başkanım. Bunun için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri daha önce ilçe başkanlığı yaptığım ilçede yaşayan birisiyim. Çok sıkça ifade ediyordum. Ben İstanbul'da ilk kez binaların yıkılarak yeşil alana çevrildiğini Bahçeli Evler'de gördüm. Şirin Evler'de kamulaştırma yoluyla binalar yıkılarak oraya bir yeşil alan kazandırıldı. Buna benzer Bahçeli Evler'de ve İstanbul'umuzun dört bir yanında hayatın her alanında çok çeşitli hizmetler gerçekleştirdiniz. Size ve bütün arkadaşlarınıza, Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarınıza bunun için de ayrıca sonsuz ve yürekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir kongre sürecini geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri yarışlı kongrelerdir. Dolayısıyla kongrelerde çok çeşitli konuşmalar yapılır. Bu parti içi demokrasiyi yaşatmanın güzelliğidir. Aslında hep başka boyutuyla bu kongreler ne yazık ki değerlendiriliyor. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir problem mi var? Bir sorun mu var? Üzerinden değerlendirilme yapılıyor. Bu yöne şu şekilde dikkat çekmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde sandığı kurar, delegelerini seçerler. O delegeler ilçe başkanlarını, il başkanlarını seçerler. Zaman zaman uzlaşının olduğu ilçeler, iller olabilir ama genellikle yarışın olduğu ilçeler de olabilir. Demokrasinin birinci kuralı uzlaşmaktır. İkinci koşulu da yarışmaktır bir anlamıyla. Dolayısıyla bu yarış gerçekleşirken bazen kongre salonları içerisinde tansiyon bir miktar yükselebilir. Duyguların kontrol edilemediği cümleler kurulabilir. Bunlar insani duygulardır. Böyle bakıyoruz ama parti içi demokrasinin yaşatılması büyük bir güzelliktir. Çünkü birçok siyasi partide kongreler çok kısa sürer. Zaten ilçe başkanı belirlenmiştir, il başkanı belirlenmiştir ve sembolik yapılır. Bu yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşattığı için aslında olması gereken budur. Biz parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. İlçe kongrelerimiz, il kongrelerimiz, uzlaşının olduğu kongreler de olacak gelecekte, yarışın olduğu kongreler de olacak. Ancak bu kongre süreçlerini biz bir fırsat olarak görürüz. Buralardan güçlenerek çıkmak olarak görürüz. Dolayısıyla kongre sürecinde de ben destek veren bütün delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, parti örgütümüzün tüm kademelerine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla ki en önemlisi Büyükşehir Belediye'mizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, ilçe belediyelerimizle, ilçe başkanlıklarımızla, 39 ilçemizle, kadın örgütümüzle, gençlik örgütümüzle, meclis üyelerimizle, çok siyasette konuşulmaz mahalle birimlerimize kadar tam bir uyum içerisinde bir süreç yöneteceğiz. İfade etmiştim kongreden çıkarken, kongre salonuna 26 ilçe başkanıyla beraber girdik ama 39 ilçe başkanıyla çıkıyoruz salondan. Dün burada devir teslim törenini yaparken 39 ilçe başkanımızın isimlerini ve ilçelerini tek tek sayarak bir başlangıçtan bahsettim. Bu da şu anlama geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, o kongre konuşmalarını o günde o anda bırakıp
yoluna devam etmesini bilen, bu geleneği bilen bir partidir. Bu yönüyle biz İstanbul'un 39 ilçesiyle ve Sayın Başkanımızla çok uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Seçime kısa bir süre kaldı. Umudu bu topraklarda yeniden yeşertmek için İstanbul çok önemli demiştik. Ama bu umudu yeşertmenin, bu umudu büyütmenin tek yolu da çok çalışmak. Tam bir uyum içerisinde çok çalışarak kıymetli başkanımızla ve partimizin tüm kademeleriyle 2024'te yeniden İstanbul'u kazanacağız. Meclis çoğunluğunu kazanarak bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve İstanbul halkının daha etkin bir hizmet almasını sağlayacağız ve 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. 39 ilçede tabii çok iddialı bir süreç yöneteceğiz. 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. Ben tekrar Sayın Başkanımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum ve değerli basın emekçilerimize de sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum başkanım. Sağ olun. Evet. Efendim Sayın Çelik, değilince şimdi onunla bir parantez açalım. Biz o günde bıraktık dediniz o konuşmaları ama tabii ki yankıları da sürüyor. Özellikle İstanbul'da kendi rakibiniz olacak siyasi parti AK Parti tarafından da artık Sayın Can Polat'ın sözleri kullanılıyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaların rakibiniz tarafından da önünüze getirilmesini? Tabii dil ve uslub açısından yaşanmaması gereken tarz veya işte içerik yaşandı pazar günü. Bunlar yaşanıyor. Bizim partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansı yok kimsenin. Ne kongreyi yöneten divan başkanı ne de bir başkasının. Bunlar olabiliyor. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler, ben muhtemeldir ki partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum. Onun ötesinde benim hafızamda başka bir kavramı yok. Rakibimiz zaten Ekrem İmamoğlu'na dönük, icraatlarına dönük, İstanbul'a kattıklarına dönük hiçbir eleştiri sayfası yok. Böyle boş işlerle uğraşıp 4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu'na muhalefet yapmaya çaba gösteriyorlar. Buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında eşlik etmesini üzüntüyle karşıladım. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu rejimin, sistemin bir karşılığı olsa gerek. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o videoları izlemesinin yerine İstanbul'un meseleleri üzerine birçok konuyu benimle konuşmasını ve tartışmasını dilerdim. İstanbul sevgisi veya aşkı İstanbul Kongresi'nin bir kısım görüntülerini grup toplantısında yayınlamakla gösterilmez. Ben buradayım, gelsinler ya da davet etsinler, misafir edelim ya da gidelim. İstanbul'un meseleleri, imzalanmayan Beylikdüzü, Sefaköy metrosu ya da birçok konusu, 4,5 senedir, 4 senedir bekleyen bir metro bus alım kararının önünde imzalanmayarak durması, birçok yatırım planına alınması gereken hususların yatırım planına alınmaması gibi hususları konuşalım. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemi o olmalı. Ben oraya yansıtılmasını kendileri açısından bir eksi puan olarak gördüm. Peki kongrenin ardından Cemal Canpaz'ın iletişimi geçti mi konuşmasından sonra? Ya da böyle beklentiniz var mı? Biz Sayın İl Başkanımızda çok yoğun gündemimiz var. O gündeme odaklandık. Başka konular benim vallahi hafızamda yok şu anda hiç. Sayın İl Başkanım. Bey'e bir soru bu arada. Biraz önce başkanımızın da konuşmasından yola çıkarak. Dün Ali Mahir Başarır'ın mecliste bir basın açıklaması oldu. Mersin milletvekili. Orada Cemal Can Polat'ın disipline verileceği konusunda, hatta tırnak içerisinde had size haddini bildireceğiz şeklinde bir ifadeydi.
bu disiplin süreci nihayetinde il üzerinden yürüyecek. Siz de görevi devraldınız ve bir süre sonra önünüze böyle bir dosya geldiği zaman nasıl karar vereceksiniz, bunun yöntemi ne olacak? Çok teşekkür ederim. Şöyle, önceki soruyla bağlantılı olarak şunu söyleyeyim. Sayın Can Polat Kongre'den bir gün sonra beni aradı. Tebrik etti, başarılar diledi ve bundan sonraki süreçte bana ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayım ifadesi kullandı. Görevi dün devraldık. Partimizin tabii ki bir bu yönüyle bir dilekçe gelmesi durumunda partimizin zaten disiplin kurulu da kongrede seçildi. Dolayısıyla disiplin kurulu gelen dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir. Son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Siyasi rakiplerimiz Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini toplantılarda izleterek bir gündem oluşturma durumunu bir kenara bırakmalı. Bu ülkenin çok derin problemleri var. Bugün bu ülkede 3. sınıfa giden çocuklar ekonomi konuşmaya başlamışsa 7500 lira emekli maaşı alan vatandaş 6 bin lira kira ödemeye başlamışsa ve bu ülkede gençler kendilerine gelecek görmeyip bütün umudunu başka ülkelere bağlamışsa asıl konuşulması gereken bunlardır. Bence görevde olanlar vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilenmelidir. Bu yönüyle bunu da ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Sayın İl Başkanım, teşekkür ederim. Genel merkezden bir tebrik telefonu veya tebrik paylaşımı aldınız mı? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sayın Genel Başkanımızla telefon konuşması gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız tebrik ettiler, başarılar dilediler. Teşekkürler. 39'cı basit 30 tane dedim. 39'cı almak için çalışıyoruz. Daha doğru bir ifade değil mi? Teşekkür ederim. Haklısınız. 39 ilçede iddia koyuyoruz. En az 30 ilçeyi kazanacağız. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim.